Barış Alper gerçekten de müthiş bir turnuvayı geride bıraktı ve sadece milli takımımızın değil çok fazla konuşulan isimlerin arasına tüm turnuvada girmeyi başardı. Hocam yani işte haberde de zaten gördük yani 4 yıl önce ikincilik, şimdi 4 yıl sonra Avrupa Şampiyonası. Yani aslında bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda evinden değil mi muhtemelen yani şampiyonayı izleyen bir oyuncu 4 yıl sonra tüm Avrupa'ya adından söz ettirmeyi başardı. Ya bizim milli takımımızın, Türk oyuncularının bir özelliği var. Ben bunu gidip bizzat tekrar şahit oldum bu sene. İstatistiklerin, tüm istatistiklerin dışında bir auramız var bizim ve o istatistiklerle hesaplanamayan bazı işleri başarmayı alışkanlık haline getirmişiz. Önemli bir fedakarlık, önemli bir yürek koyma saha içinde. Bence çok maharetliyiz. Barış da bence çok çalışkan. Bir kere bunun karşılığını alıyor. Pes etmeyen oyundaki yapısıyla. Bir kere bunu Okan Hoca ile konuştuğum için çok geçmiş zamanda bu şekilde söylüyorum. Sahada olmayı tercih eden. Yani ona dediler ki bir eksik vardı, sol bek oynar mısın? Ya hocam ben ön alan oyuncusuyum. Sahada oynarım işte. Hadi solda da oynarım ama burada oynayamam. Bunu demedi Barış. Sahada olmayı tercih etti. Sahada olunca da kendini gösterebilecek, kendini ifade edebilecek şansları elde etti. Bence yolculuk buradan başladı. Turnuvadaki Barış ise gerçekten bir an olsun, Barış zaman zaman pas hatası yaptı, zaman zaman kafaya çıktı, alamadı, orta yaptı, isabetsiz oldu. Böyle bir sürü şey de vardı. Ama Barış mücadelesini, rakibi yıpratmayı, kendi arkadaşları için oyunda fedakarlıklar yapmayı hiç bırakmadı. Ve bence bunun karşılığında bu ödülü alıyor. İşte inanılmaz. Ben mesela ilk 3 maç bizim genç milli takımımız için Avrupa Şampiyonası'nda bir nasıl söyleyeyim, bir adaptasyon, turnuva hafızası, hani bir deneyim kazandılar aslında orada. Ve ben Barış'ı orada 3 maçın ilk 5 devresinde santrafor olarak seyrettiğimde Barış'ın bundan çok daha fazla şey yapabileceğini herkes gibi düşünenlerden oldum. Ama bu bir oyun tercihiydi. Ama o tek devrelik sağ kenar performansı onu maçın oyuncusu yaptı. Son oynadığı maçta gerçekten dünyanın en sayılı savunma oyuncularına karşı mücadelesini hiç bırakmadı. Foullerle durduruldu. Bunlar önemli şeydi. Yani geçemediğini ama foul aldırdın takımına gibi birçok olumlu faydası oldu bize. Bu yüzden ben Türk oyuncusuna şans verilirse çok şeyler elde edebileceğini çalışarak tabii ki biliyorum. Az evvel arada söyledik, Özkan, Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun, Özkan Sümer Hoca'dan bahsettik. Özkan Hoca'nın çok güzel bir lafı vardı. Değer vermediğiniz bir şeyin değer üretmesini beklemek haksızlık olur diye. Biz de kendi oyuncularımıza değer verirsek bir şekilde karşılığını alabildiğimizi gördüğümüzde bir turnuva oldu diye ilave edip sevgili Selahattin'e sözü bırakayım. Evet, Selahattin abiye sözü bırakmadan... Sen karışma, bana bak. Özür dilerim. Evet. Bırakmadan çok ufak bir ekleme yapayım ben de, ne kadar Selahattin abinin hoşuna gitmese de. Mesela Barış dediğiniz gibi hocam, Ferdi için de aynı şey geçerli. Yani şöyle, Fenerbahçe'de ilk yılları, Barış'ın işte Galatasaray'da Fatih Hoca varken o dönemi, yani iki isim içinde, yani o zamanın yani sosyal medyası da, görüşlerde, programlarda hepsi hafızamızda. Hani yani olmayacak demek ki, hani gönderilsin bu oyuncular. Yani demek ki oyuncuları böyle bir anda değerlendirmemek, oyunculardan farklı yönler çıkarmak, biraz beklemek. Çünkü her oyuncu aynı şekilde demlenmiyor yani, evet. Baktığımızda. Pozisyonuna göre de bu değişebiliyor. Yani biraz sabretmek ne kadar önemli. Bu turnuva bunu da gösterdi, evet, bence. O dönem bize. Hem Barış'ın hem Kerem'in, Fatih Hoca'nın Galatasaray'a kazandırarak ne kadar doğru bir iş yaptığını aslında tekrar görüyoruz. Ferdi için de bir şey açarsak parantez. Ferdi çok yumuşak bir 10 numaraydı aslında. Evet, evet. Ufaklığında. Çok yumuşak bir 10 numaraydı. İşte oradan 8'e evrilmesi. Sonra sol bekte oynamayı tercih etmesi. Bakın bu çok önemli. Aynı Pereira'nın Barış'ın yaptığı gibi. Pereira'nın katkısı büyük ama. Tabii tabii. Pereira'nın katkısı kesinlikle ilk orada. İkna sonra burada devam etti. Yani. Ben şu an sayılı turnuvanın en iyi sol bekine aday gösteriliyor. Ben yine söylüyorum, eğer orta sahada oynasaydı en iyi orta sahasına da aday gösterilirdi olabilir diye ekliyorum. Peki. Şimdi Karadeniz'de özellikle yayla mevsimi, tabii Toroslar'da da var. Ülkemizin pek çok bölgesinde var.
Yaylaya niye çıkarsın? Otlaklarla işte inekler, sığırlar özgürce otlasınlar. Tabii mali olarak da katkısı var üreticilere. İneği bile yaylaya çıkardığın zaman bir yıl sonra otlamaya başlarken bir etrafı kolaçan eder. Çiçekleri, böcekleri. Çünkü sen ya da koyunlara avlu bir şeyi yediremezsin. Yemez, kendisi seçer. Yani ilk günkü otlama temposuyla ikinci, üçüncü günkü otlama tempoları çok değişiktir ineklerin. Oyuncuların da intibak süreleri, yani bir sığırın akıl edeceği şey herhalde bir insanda akıl ediyor. Onlara da alan açmak gerekiyor. Özkonsümer örneğinden söylüyorum. Zaman vermek gerekiyor. Ama şunu rahatça söyleyebiliriz. Benim Barış Alper'e olan sevgim Keçiören günlerinden başlıyor. Rizeli bir çocuk olduğunu öğrendiğimde İkizdere civarlarındandır Barış. Daha da yakın hissediyorsun. Neden? Yağmurun kokusunu biliyor, ifterinin kokusunu biliyor, işte kara yemişi, ligarbayı biliyor. O zaman biraz daha farklı, çünkü paylaşabileceğin, hayatın sunduğu güzelliklerden, payımıza düşen şeylerin ortaklığı seni daha çok sevdirir bazı insanlara, öyle olur. Barış Alper'i o pencereden daha da çok sevmiştim, ama şimdi Barış Alper'le ilgili benden çok sevgisi olan çok az insan vardır, ama sevdiğim için gerçeği de söylemek zorundayım. Barış Alper istatistik olarak belki de şampiyonların en kötü oyuncularından biriydi. Yani pas yüzdesi, top tutma yüzdesi, ama Barış da şunu gördü bütün Türkiye halkı, Türk milleti. Barış müthiş bir adanmışlıkla oynuyor. Bütün arkadaşlarının açıklarını kapatmak için cansiperhane çalışıyor. Nereye koyarsan orada elinle ne gelirse veriyor. Tabii ki müthiş bir potansiyeli de var Barış'ın. Barış şu anda bana göre %50'siyle oynuyor. Zaten 51'i bulduğu anda Türkiye'de kalma ihtimali pek yok Barış'ın. Herhalde doğuştan gelen kas yapısı, gücü, 3 tane ciğeri olduğundan şüpheliyim ben Barış'ın. 2 tane yapmaz o işleri. Film çekilerek anlaşılır. Çekilmiştir 2 tanedir tabii de. Yayla havalarını herhalde çok fazla çekmiş içine. Yaylanın temiz havalarını. Çok güçlü bir çocuk. Adanmışlığı da var, yeteneği de var. Ben Keçiören'deki yaptıklarının çoğunu Galatasaray'da da, milli takımda da henüz yaptığını düşünmüyorum Barış'ın. Ama bazı güçlü ladin ağacını kesersin, işte kestaneyi kesersin, onu planyadan geçirirsin ev yapmaya ya da kereste olmaya uygun hale getirmek için. Karadeniz'de yaylı köy evlerinin çoğu kestane ağacından olduğu için söylüyorum bunu. Şimdi terk ediliyor yavaş yavaş da. Barış'ın da usta bir elden planyadan geçmesi lazım bana göre. Bunun da en somut örneğini hep veriyorum. Şenol Güneş Burak Yılmaz buluşması çok önemliydi Burak Yılmaz'ın kariyeri açısından. Evet. İşte Barış Alper'in de ben Okan Hoca doğrudur yanlıştır anlamda söylemiyorum. Bazen farkında olamazsın, ama mesela ilkokula başlarsın, hepimizin en çok sevdiği bir hocası olur. Bunun somut bir nedeni yoktur. İşte ten uyumu, ruh uyumu, tebessümüne tebessüm etmek, kızdığı şeye aynı şeye kızmak gibi bir sürü alt bileşeni olabilir o sevgiyi tarif etmekte kullanabileceğimiz. Barış'ın da doğru hocayı henüz bulmadığını düşünüyorum ben. Ya da doğru hoca tavrıyla henüz karşılaşmadığını düşünüyorum. Onunla karşılaştığında ya da o buluşma gerçekleştiğinde Barış kendisini çok rahat dünyanın en iyi 3-5 takımı sayıyoruz. 10 tane olsa onlardan birine taşıyacak potansiyeli var.